Bu video sizin için bir kılavuz özelliği taşıması için oluşturuldu. Sosyal medyada karşılaştığınız ve çoğu zaman anlayamadığınız şeylerin ne anlama geldiğini öğrenebileceksiniz. Aa güzel. Ben de bazı şeyler için acaba bunları söylenirken ne kastediliyordu diye düşünüyordum. Şimdi bu story'de kalmasın açıklamasıyla ne anlatılmak isteniyor? Dilimiz döndüğünce söyleyelim. Evet. Yaşanan anın, günün, atmosferin veya olayın kişide yarattığı haz ve tatmini aktarmak için kullandığımız kalıp bu. Daha açık bir şey olduğunu zannetmiyorum İknur ya. Güzel bir pazar oluyor. Bir şey söyleyeceğim ama bu hedef kitleyi de belli bir yere oturtmuyor mu sence? Süzme salak şeyine falan. Ay estağfurullah. Sosyal medya paylaşım açıklamalarında çok sık karşılaştığımız ki bunu yaparken ciddi bir fenomen ve normal kullanıcı taraması yapmak zorunda kaldık. İyi ki taradın güzel. Peki. Bazı yeni nesil deyimlerle aslında neler anlatılmak isteniyor? Alt metinler neler? Hangi çok derin mesajları kaçırıyoruz? Bunların hepsini açıklayacağız. Vaa wow, yani o kadar çok şey açıklayacağız ki dünyanın sırrı gibi, hayatın tabii, sırrı tabii, gibi. Tabii ki. Mutluyuz o zaman yani. Onları göre söyleyeyim. Ya mutluysak demek ki. Açıklama kısmında yazan şey bu. Mutluysak demek ki. Ya mutluysak demek ki açıklaması ne anlatıyor? Söyleyelim ya. Peki hadi. Of. Mutluysak demek ki. Huzurluysak demek ki. Aşıksak demek ki. Gibi ilk kelimesini değiştirerek çeşitlendirebileceğiniz bu kalıp yapılan eylemin ne kadar kuvvetli, ne kadar sınırsız olduğunu aktarmak adına kullanılıyor. Mesela susamışsak demek ki ve suyumuz bitmiş demek ki hedef kitle yani takipçilere de küçük bir sitem söz konusu diyebiliriz. Oo. Hani, tabii biz bu kadar mutluyuz. Siz de bir zahmet anlayıverin. Bir kalp bırakın fotoğrafa. Gidin. Aa, güzel. Peki mutluysak, huzurluysak falan ama yani daha temel ihtiyaçsa ne bıraksınlar onu düşündüm ben. Yani şimdi onlar kalp oluyor. Susamışsak demek ki yine bırakacak adam. Ona da mı kalp bırakacak? Bıraksın yani biz bir noktada açlığımızı, susuzluğumuzu onayla, sevgiyle doyurmayız. Peki bir şey daha söyleyeceğim o zaman. Buyursunlar. Story'de kalmasın lütfen. Dikkat gözümü de hafif kıptım orada yani. Storylerimiz, canlarımız, nice mesajın, nice kırgınlık ve mutluluğun, nice sitemin bedelsiz taşıyıcıları. Kalmadı hakikaten. Story'de bu söylediklerinin ağırlığını hissettim yani. Evet, evet. O zaman şimdi bu story'de kalmasın açıklamasıyla ne anlatılmak isteniyor? İstersen onu bir dilimiz döndüğünce söyleyelim. Evet. Yani dünyayı adam daha iyi bir hale getirmiş o story'siyle. Öyle. Yani adam o kadar yakışıklı, kadın o kadar güzel, o kadar huzurlu ki. Yani o story'de paylaşılmış ama pişman olmuş. Yok 24 demiş. Saati var bu, çünkü. Bu önümüzdeki nesillere de damga vurmalı. O yüzden normal paylaşım yapıyor ama altına da bu açıklamayı yazıyor. Story'de yani, kalması. Takipçiler de bir like'ı çok görmezler diye umuyoruz. Ne demek yani, ya adam. Story'de kalmıyor artık. Ya, o yakışıklılığı, o güzelliğiyle hep aynı pozda çektiği. Lütfen yapma ya. Peki bir tane daha söyleyeyim mi? Buyurunuz. Bir dakika, bir dakika, buz yok. Tamam. Stüdyodaymışım gibi çek. Şöyle düzeltmek istiyorum. BBC stüdyosundaymışım gibi çek. Var be. Kaç kişi biliyor ki BBC stüdyosunu, o da var ya. O fark etmez diyorsun. Hiç önemli değil. Mesela biz şu anda neredeyiz? Fenomen stüdyosundayız. Dolayısıyla çektirirsek bunu diyebiliriz bir fotoğraf tabii, için. Tabii tabii. Evet. Fenomen stüdyosundaki gibi çek desek. Buyurun bekliyoruz. Gelin burada fotoğrafınızı çekelim. Şöyle diyelim. Ama story'de kalmasın lütfen. Bu yayınların tamamı fenomenden yapılıyor. Devam edelim. Bence evet. İlk dur devam edelim. Varsa aklında bir şey söyle arkadaşlarımızla bence şahane gidiyorsunuz. Ben mi söyleyeyim? Evet evet şimdi zaten. Dur düşünüyorum ya. Mesela bu çok güzel bir program oluyor diye bir fikrim var. Güzel bir program oluyor. Yaşanan anın, günün, atmosferin veya olayın kişide yarattığı haz ve tatmini aktarmak için kullandığımız kalıp bu. Güzel bir pazar oluyor. Güzel bir piknik oluyor. Gerçek yapmıyor kimse ya. O bitti ama evet evet. İşte ben bir nostalji oluyor. Nostalji bile diyemedin o kadar eskiye gitti. Bir tane daha söyleyeyim mi? Evet. Abone sayımız artınca ben. Evet onun için komikli görsel lazım. Tamam ben de söyleyeyim mi? Söyle. Bir şey yapıyorum dur. Aa onda evet evet. Hemen söyle yapalım. Hemen söyle. Ben mi? Evet söyle. Çekim yapıyorum dur.
yapılan eylemin ne olduğunu anlamama ihtimali olan hedef kitlenin anlamlısı adına kullanılan kalıp. Yani bu hedef sunum yapıyorumdur. Bir şey söyleyeceğim ama bu hedef kitleyi de belli bir yere oturtmuyor mu sence? Süzme salak şeyine filan. Ay estağfurullah. Yani şöyle ki aslında yapmaya çalıştığı şey aman anlayın ha. Anlayın da. Peki zengin depresyonu ne? Beni en büyük çeken motorun yaptığı dalga köpürtmesi. Depresyona harcanamayacak kadar iyi bir aktivitedeki mutsuzluğu ifade etmek için kullanıyoruz. Örneğin arkadaşlarımızla havuza gitmişizdir ama eş zamanlı olarak erkek arkadaşımızla kavga etmişizdir. Bu noktada erkek arkadaşımıza bir mesaj vermek istediğimizde havuz başında çektiğimiz fotoğrafın altına zengin depresyonu yazarız. Frequency'de teknedeyim, Karayipler'de, Mustik Adası'nın açıklarındayım. Benim bir arkadaşım var, onu da sözü gelmişken söyleyeyim. Depresyona büyük bir başarıyla depresyon diyebilir. Böyle bir şey yok değil mi? Depresyondayım filan diye. Bunu çünkü bu garip gerçekten bir şey. Vallahi diyor ve bu İzlenmiyor aramızda nasıl izlenmiyor emin değil. Zengin depresyonu. Biz bitirdik. Evet, çoktan bitti.